Herkese merhaba. Kripto paralardan Bitcoin ve Ethereum değerlendirmesi yapacağım. Geçen hafta detaylı bir şekilde zaten uzunca süredir yaklaşık bir yıldır nasıl izlediğimi tarif etmiştim. Geçen haftaki videoda var. Onu tekrar izleyebilirsiniz. Yani Dow teorisiyle ve GAN fanlarıyla bugüne kadar nasıl geldik ve bundan sonra nasıl gideceğiz diye. Şimdi bu hafta ve önümüzdeki hafta neler olabilir onları değerlendireceğim. Geçen hafta zaten bahsetmiştim. Stop seviyemiz Ethereum'da 1965 olmalı diye ama bu hafta bakın şöyle bir geriye gideyim. Yani çok uzun zamandır takip ettiğimiz GAN fanını geldi 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 sonuna kadar geldi. Acaba artık burası Ethereum ve tam oradan döndü. Ethereum için son nokta mıdır sorusu tabii ki kafamızda belirdi. Yani burada aslında pozisyon taşıyanlar için Ethereum varlıklarının hani %50'sini burada artık kar realizasyonu yapmak akıllıca olabilir. Yani 2456'da şu anda bu seviyeden bir kar realizasyonu yapmak güzel olabilir diye düşünüyorum. Geri kalan yarısını Dow teorisiyle birlikte stopu yukarıya kaydırarak izlemekte fayda görüyorum. Şimdi hani geri kalan yarısı için stop seviyesi geçen hafta buralarda 1950 bölgesinde belirlemişiz. Bu hafta artık onu biraz yukarıya kaydırabiliriz. Gördüğünüz gibi 2127 bölgesi bu haftanın stop seviyesi olmalı. 2127'nin altında kapanış yapar ise kar realizasyonu yapılmalı Ethereum'da. Onun haricinde yükseliş devam edecek mi, bu bölgeyi geçecek mi onu bir değerlendirmek lazım. Önümüzde zaten her hafta yayınlıyorum ben bu videoları. Dolayısıyla güncel gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki haftada bu bölgeyi kırıp kırmadığını değerlendireceğiz. Şu anda tabii ki pozisyonları hani bir kısmını realize etmekte fayda var. Çok güçlü bir direnç olduğunu düşünüyorum çünkü burada. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin geçen hafta henüz bu fanı tamamen kırmamıştı. Dolayısıyla ben bu fanı silmemiştim. Belki geri dönme ihtimaline karşı. Ama artık kırdı. Bu çizdiğimiz fan da artık geçersiz. Dolayısıyla şu anda silebiliriz bu fanlarımızı da. Bitcoin de yürüyüşüne devam ediyor. Henüz hani Ethereum'daki gibi bu fanın sonuna gelmedi. Bitcoin'in fanının sonu yaklaşık 94 bin, 95 bin seviyelerinde görünüyor. Şu anda hani Bitcoin varlığı olanların herhangi bir kar realizasyonu yapmasına gerek yok. Long pozisyonlar korunmalı ve longu şöyle stop seviyesi geçen hafta ne demişiz? 55.560 demişiz. Onu biraz daha yukarıya taşıyarak 59.550 seviyesinin altında kapanış yapar ise Bitcoin'de stop olmak lazım. Onun haricinde yükselişe devam etmek, yükselişi takip etmek, trendin yönünde olmak en doğru hareket olacaktır. Herhangi bir short pozisyon tavsiyesi vermiyorum kripto paralarda kesinlikle. Herhangi bir short trade çok riskli buluyorum, doğru bulmuyorum. Dolayısıyla long pozisyonlarda spot alış şeklinde kaldıraçlı olmayan long pozisyonlarda tutmanın doğru olabileceğini düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.